Efendim hoş geldiniz. Ekranlarınızın başına Kanal 23'e hoş geldiniz. Gece Görüşü programı başlıyor. İlk bölümde önemli bir konuğumuz var ve çok önemli de aslında sorularımız var. Gündemde olan her şeyi konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Sayın Zeki Kaplan. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Zülfü Bey. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Özellikle sizlere ve Kanal 23 camiasına, ekranları başında bizleri bu saatte izleyen hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle yeni il binanızdan oldukça da güzel, şık, kullanılabilir, değil mi? Çok fonksiyonlu. Evet. Sizlere yakışan, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine yakışan bir İl binasına kavuştunuz. Bu süreci biraz anlatır mısınız? Çünkü bu konuyla ilgili yaptığınız basın açıklamasında benim dikkatimi çeken birkaç satır başı var. Onları da soracağım size. Evet. Zülfü Bey teşekkür ediyorum. Şimdi tabii biz yaklaşık 40 yıl önce dönemin il başkanımız Allah sağlık sıhhat versin Necati Özkaya tarafından çalışılarak, değerlendirilerek il örgütümüze bir bina kazandırılmıştı. Değerli başkanıma burada şükranlarımı sunuyorum. Çünkü 40 yıldır biz bu binada idare ediyoruz, görev yapıyoruz. Tabii son bizim il başkanlığı olmamız süresi içerisinde, tabii birinci dönemki il başkanlığı sürecinde binamızın artık yetersiz olduğunu ve yeni bir binaya ihtiyaç duyduğunu, hem seçmenlerimizin partimize yoğunlukla gelmesi, haliyle gelen konuklarımız, misafirlerimizin daha nezih bir binada oturup onları ağırlamak istediğimizi Sayın Genel Başkanımıza biz ilettik. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da Elazığ'ı ve Elazığlıları çok sever. Elazığ örgütünü de sever ve o nedenle uygun gördü, gerekli Genel Başkan Yardımcılarımıza, şu an fotoğraflarımız da ekranda. Evet. Genel Başkan Yardımcılarımıza talimat vererek Elazığ İl Örgütü'nün talebinin karşılanması özellikle belirterek. Ne kadar para harcandı başkanım? Yani yaklaşık olarak. Yaklaşık biz binayı 550 milyar civarında mal ettik. Çünkü 530 milyar mülküyle ihale, beraber değil mülküyle mi? Mülküyle beraber gitti. İhale ilan aldık binamızı. Tapu masrafı ve diğer masraflarla beraber 550 milyar civarında olsun yani bir, işte gitti. Çok güzel bir bina oldu ama Elazığ'da bir dairenin 600-700 bin lira olduğunu düşünürsek evet. Çok da uygun bir fiyata tabii mal etmişsiniz. Çok uygun. Evet. Dubleks bir daire yaklaşık 550 metre 600 metrekare civarında üstü teras ve ileride de modern bir şekilde terasını da kapatarak ileride orayı hem geniş kapsamlı bir toplantı salonu ya da ayrı ayrı odalar teşkil edilerek partilerimizin kullanımına sunacak şekilde dizayn ettik. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Tabii binanın bu dönemde maliyetiyle ilgili bu dönemde de o dönem Genel Başkan Yardımcımız Sayın Haluk Koç kendilerine saygılarımı iletiyorum. Evet. Binanın alımı hususunda bize gerekli kaynağı Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda sağladı. Tadilatıyla ilgili de şu halihazırdaki Genel Başkan Yardımcımız Mali İşler Sorumlu Sayın Bülent Kuşoğlu engin ve hoşgörüsüyle bize maddi kaynak sağlayarak tadilatımızı bitirdik ve binamız şu anda kullanılabilecek. Sadece resmi açılışından dolayı Genel Başkanımızın programları uygun olursa Genel Başkanımızı ve bir kısım belediye başkanlarımızı ve hatta 24 Haziran seçimlerinde Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu biz ziyaret etmiştik. Çünkü orada bir miting çalışmamız vardı. Oraya gittiğimizde Elazığ'a gelip bizi ziyaret edeceklerini. Bir sözü de vardı Ekrem İmamoğlu'nun. Evet, seçimi evet. Kazanırsam Doğu ve Güneydoğu'daki ilk ziyaretim Elazığ evet, olacak demişti. Doğrudur. Sayın Ekrem Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü o da... Ama gelmediniz. Ama gelmedi. Çünkü Doğu'ya henüz gelmedi. Gelmedim. Diyarbakır'a gitti diye biliyorum. Diyarbakır'a o dönemde bir genç kardeşimizin, partilimizin düğününü ertelemesi nedeniyle o da söz vermişti. Düğünü tabii tam seçim gününe rastlamıştı. Evet. O nedenle ertelediği için o da bir jest olsun oraya gitti. Evet. Tabii işte vermiş olduğu sözün ne kadar arkasında olduğunu gördük Ekrem Bey'in. Evet.
Şimdi biraz zor sorular sorayım, sizi terleteyim. Çünkü mesajlar da geldi. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi seçmeli tabanı, gerekse Elazığ kamuoyu bazı şeyleri çok merak ediyor. Evet. Bunları size sormak istiyorum. Memnuniyetle. Teşekkür ederim. Sağ olun nezaketiniz için. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 41 yıl sonra çıkan, Elazığ'dan çıkan bir Cumhuriyet Halk Partisi vekili. Nerede koptu sizin ilişkileriniz? Evet. Sizinle ilgili ben bir soru sormuştum yayında. Onu da anlatacağım ama ilişkileriniz nerede koptu? Çünkü ben aday adaylığı sürecinde sizin genel merkeze Gürsel Erol ismini verdiğinizi, onayladığınızı, istediğinizi biliyorum. Evet. Nerede koptunuz siz? Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii aslında bunlar bir aile içi meseleler, parti meseleleri. Yok, daha çıktı, aile dışına yani, çıktı artık yani. Ben yine parti tüzüğüne, programına ve kurallarına, ahlakına aykırı hareket etmemek üzere. Çünkü onu da istemeyiz uyarım, tabii ki yani. Bunu ben normal koşullar dahilinde açıklayayım. Lütfen. Tabii şimdi Gürsel Bey, aslında Elazığ'a bizim 41 yıl sonra milletvekili kazanmamıza vesile olan Elazığlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Örgütüme teşekkür ediyorum. Çünkü Elazığlı hemşerilerimiz, Tunceli'li hemşerilerimiz, Güneydoğulu, Doğulu bütün hemşerilerimiz, Elazığ'da yaşayan hemşerilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bir milletvekiline ihtiyaç duyduğunu duyguları içerisinde ve İttifakın da buna güç katarak... Evet, yani burada İyi Parti ve Saadet Partisi'ne de biraz teşekkür etmeniz lazım. Tabii işte İttifakın da ortağımız Saadet, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin de yine katkılarıyla biz burada bir milletvekili çıkarttık. Bunlara ve Saadet Partisi'ne, İyi Parti'ne ve örgütüne, seçmenlerine de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Onların örgütleri de çalıştı. Bizim örgütümüz de gerçekten gece gündüz çalıştı. Sandıklarımızı doldurduk, sandıklarımıza sahip çıktık ve ben bizzat şahsen Gürsel Bey'e aday olduğu tarihten itibaren milletvekili kazandığı son güne kadar gece gündüz beraber çalıştım. Bunu televizyonlarımız, fotoğraflarımız, vatandaşlarımız bir yani... O süreçte bir sıkıntınız yoktu. Herhangi bir sorunumuz yoktu. Bir abi kardeş gibi biz bu süreci sürdürdük. Ben de kendisine memnundum. Sanırım o da bende memnundu. Çünkü bizim herhangi birbirimize farklı bir alacak verecek veyahut da siyasi bir sürtüşmemiz de yoktu. Normal şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Ta ki seçim akşamına kadar. Tabii orada gerildiniz. Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya davet etmesiyle. Evet. Siz de Elazığ'da Kemal Kılıçdaroğlu kim temsil ediyor? Siz ediyorsunuz. Yani, elbette tabii tüzüğümüze göre ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni, genel başkanını illerde il başkanları temsil eder. Türkiye'nin her tarafında da olduğu gibi, evet, diğer siyasi partilerde de olduğu gibi genel başkanı, sayın genel başkanlarını il başkanları temsil eder. Biz de burada değerli genel başkanımızı temsil ederek görevimizi yapıyoruz. O istifa çağrısı sizi gerdi doğal olarak. Yani o istifa, nasıl bir diyalog oldu istifaya davet istifa ettikten sonra? İstifa çağrısı tabii bizi gerdiği gibi aslında ülke gündemini gerdi, ülke siyasetini gerdi. Buna sevinenler de oldu, üzülenler de oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Örgütü olarak ve biz bu konuda tabii ki üzüldük. Keşke bu tür olaylar yaşanmamış olsaydı. Daha sağlıklı, daha düzenli, daha iyi bir süreç olacağını inanıyordum. Maalesef yaşandı yani. Keskin kopuş, tam kopuş nerede yaşandı? Çünkü Sayın Gürsel Erol sizinle görüşmediğini, konuşmadığını söyledi bize. Yani Sayın Gürsel Erol tabii şimdi milletvekilleriyle, şimdi bu bütün partiler için geçerlidir. Milletvekilleri bulunduğu illerde il örgütünün, il başkanlığının yapmış olduğu programlar çerçevesinde çalışmalarını yürütürler. Zaman zaman kendi özel programları olabilir. Bunu da il başkanıyla paylaşarak ya kendileri ayrı ayrı katılır ya beraber katılırlar. Bu kendisinin düşüncesi tabii. Sizin programınıza uymadı mı? Yani o süreçten sonra biz bu programlarla ilgili belli sıkıntılar yaşadık. Daha kendisinden mi kaynaklandı? Farklı nedenlerden mi kaynaklandı? Böyle bir süreç oldu. Oysa bizim şahsen benim Gürsel Bey'in şahsıyla ilgili herhangi bir sorunum yok.
Onun da benim şahsımla ilgili. Şahsi bir problem değildir tabii ki de şunu mu anlıyoruz? İl başkanı, evet, milletvekillerinin şehirdeki çalışmalarını, programlarını il başkanlığı düzenler. Sayın Gürsel Eroğlu uymadığına göre sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil de sizden kopuk olduğuna göre bir bağımsız milletvekili gibi mi çalışıyor? Yani şimdi tabii Gürsel Bey, biz arzu ederdik ki, örgütümüz öyle arzu ediyor zaten. Halen de arzu ediyoruz. Biz burada kendi aramızda ufak çaplı da olsa bir ayrışmalar veya de farklı düşüncelerimiz olsa bile aynı çatı altında, aynı programlar doğrultusunda il sayın vekilin organize ettiği programlara il başkanının katılması, il örgütünün organize edebileceği programlara milletvekilinin yine eşlik etmesi en doğalı da budur. Biz böyle örgüt olarak da, il başkanı olarak da ben bu konuda daha rahat olacağımızı sanıyorum ve düşünenlerdenim. Böyle olmasını arzu ediyordum. Maalesef olmadı. Olmadı. Yani o zaman dediğim gibi mi oluyor? Örgütten kopuksa, ki kopuk, sizin de bir diyaloğu yoksa, yani ben, programlara da katılmıyorsa bağımsız milletvekili gibi mi çalışıyor? Ben şunu söylüyorum. Bizim örgütümüz milletvekilinden kopuk değildir. Milletvekili sizden yani kopuk mu? Yani biz kopuk değiliz. Ama bizim kapımız açıktır her zaman. Biz her zaman çalışmalarımıza katılmasını arzu ederiz. Tabii sayın vekil o milletvekilidir. Biz il başkanıyız, il örgütüyüz. Bizim çalışmalarımıza iştirak eder, eşlik eder, katılır ya da katılmaz. Kendi şahsi düşüncesidir. O konuda bizim zorlayacak herhangi bir şeyimiz yok. Katılırsa, katılmak isterse ya da bizi davet ederse biz memnuniyetle kabul ederiz. Evet. Basın açıklamamızda şunu özellikle belirtiyorsunuz Sayın Kaplan. Şu Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyaset yapmak, kişisel çıkarlardan uzak durmayı ve hatta bunların hepsini gerektiğinde elinin tersi ile itmeyi ve dava adamı olmayı gerektirir. Net bir cevap verecek olursak, bu genel bir tanımlama mı, yoksa buradan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ milletvekili mi kastediyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün, saygıyla anıyoruz, Mustafa Allah Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri bireysel hareket edemezler. Yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tüzüğü vardır, programı vardır, çalışma ahlakı vardır, disiplini vardır. Genel merkezimizin, parti meclisimizin, MYK'mızın ve özellikle genel başkanımızın talimatları doğrultusunda, bize gelen genelgeler doğrultusunda biz parti ahlakına, parti üslubuna ve genel merkez yöneticilerimize, genel başkanımıza saygı çerçevesi içerisinde illerde ve ilçelerde çalışmalarımızı yürütürüz. Bu böyle gelmiştir, böyle de gidecektir. Onun için hiçbir şahsi çıkarımız, menfaatimiz, beklentimiz partimizin üstünde olmamalı, olamaz. Buna Sayın Gürsel Eroğlu da dahil mi bu tanımlamaya? Bunu hepimiz dahiliz. Yani bunu genel başkanımız bunu söylüyor. Genel başkanımız bunu söylüyor. Hiç kimse şahsi çıkar için, şahsi menfaatler için parti içerisinde faaliyet yürütemez. Biz toplumsal değerleri, ülkenin çıkarlarını ve özellikle ülkenin çıkarlarını, cumhuriyetin çıkarlarını, demokrasinin çıkarlarını, hak, hukuk, adalet söylemiyle ve bunu, bu çıkarlarımızı, özel şahsi çıkarlarımızı bir tarafa atarak bunları ön plan tutacağız. Vatandaşın çıkarını, ortak çıkarını ön plan tutacağız. Benim şahsi çıkarım, menfaatim söz konusu olduğu zaman bu partide bir günde olsa kalmamın hiçbir anlamı yoktur. Bu burada ben, başarıda başkası. Şimdi ben bize hiç ama haber başlığı vermiyorsunuz başkanım. Şimdi evet. Buradan siz... verin ama bu da bizim ekmek paramız, işimiz. Evet. Buradan sanki Gürsel Erol'a da bir gönderme var mı gibi? Hayır, şimdi şöyledir. Yok mu? Yok yani şimdi şöyle söz konusu yani Gürsel Erol değil. Yani beni kastetmiyorsunuz herhalde evet. Sonuçta. Hayır, ben partinin genel tamam. Politikasının o zaman bunu. Çok klasik tabirle zamanlama manidar. Neden bunu 2 yıl önce yapmadınız? 2 yıl önce de aynıydı. Bu açıklamayı neden bu süreçte yaptınız? Hayır, şimdi bugün bir bina açılışımızı yaptık. Ve bu bina açılışımızda da il başkanları, ilçe yaptınız. Başkanları olarak, örgütün bireyleri olarak, seçmenler olarak biz şahsi ve özel çıkarlarımızı bir tarafa bırakarak
toplumsal değerimizi ve parti menfaat ve çıkarlarını gözeterek yolumuza devam edeceğimizi belirtmek istedim. Tamam. Parti binamızı kimseden bir kuruş dahi almadan, evet, özellikle söylüyorum, evet, hiç kimseden bir kuruş dahi almadan niye bunun altını iki defa çizdiniz? Bunun altını şunun için çizdim. Gerçekten uzun süreden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin nezih bir binaya ihtiyacı olduğunu benden önceki il başkanlarım da dile getirmişlerdi. Tamam. İşte 41 yıl sonra biz demin milletvekili çıkarttığımızı belirttik. 41 yıl sonra belediye encümenleri çıkarttık ilde ve ilçede. Yeni bina yaptınız. Ve 41 yıl sonra yine inşallah daha 40 yıl, 50 yıl kullanabileceğimiz nezih, kibar ve ferrah bir binayla hem partililerimize hizmet etmek için hem Elazığlı hemşehrilerimize hizmetine sunmak için böyle bir binanın oluşu mutluluğu içerisindeyiz. Bunu da başta demin belirttiğim gibi Sayın Genel Başkanımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza biz minnet borçluyuz. Çünkü bizi kırmadılar. Çünkü bu süreçte hem Genel Başkan Yardımcılarımız, bir önceki Genel Başkan Yardımcımız Sayın Tekin Bilgöl ve şu andaki Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kağan Sarcı Bey'e de biz durumu kendilerine ifade etmiştik. Buna da bu konuda da yine hem genel başkanla görüşmeler hem de genel başkan yardımcılarıyla görüşmelerinde bize destek oldular. Aynı zamanda daha tabii partimizin genel müdürü Özgür Karakoç Bey ve Bülent Bey'in yardımcısı Metin Işık Bey'in de bu konuda bize katkıları çok oldu. Gürsel çünkü, Bey'in katkısı oldu mu? Yani Gürsel Bey kendi çapında girişimde bulunmuştu ama ekonomik olarak diyorsanız yardımcı olabileceğini daha önce ifade etmişti. Ama tabii son dönemde yardımcı olmadığını belirtmek istiyorum. Yani yeni il binası için yardımcı olabileceğimi söylüyorum daha dedi önce, ama olmadı. Daha önce yapılabileceğini söylemişti. Olurdu da neden olmadı tabii onu bilemiyoruz. Kendisine sormak lazım. Biz de bekliyorduk. Partilerimiz de bekliyordu. Fakat ya imkanları dahilinde olabileceği olabilirdi de ama olmadı. Onu da tabii kendisine sormak lazım niçin olmadı. Ama olsaydı bence bu benim yorumum olsun. 41 yıl sonra çıkan bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili 40 yıl sonra yapılan bir il binası imkan varsa olsaydı şık dururdu sanki. Şık durur. Bir de memnun kaldık. Yani bu ne Gürsel Bey'in kendi şahsi malı ne benim şahsi malımdır. Evet. Bu Gürsel Bey de yardımcı olsaydı, bir başkası da yardımcı olsaydı sonra sonuçta Elazığlı hemşehrilerimize, partilerimize yapacağı hizmetlerden yapacağı katkılar olarak tarihe geçerdi. Tarihe geçer. Sayın Başkanım, istifanız istendi mi genel merkezden? Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi demin belirttiğim gibi kurumsal bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaman zaman bölgelerde belli il başkanlarının değişimi söz konusu olabilir. Her parti için geçerli bu. Her parti için geçerlidir. Affedersiniz bir... Buyurun tabii ki. Ben bardağı bitirdim. Siz daha bir yudum almadınız. Başkanım. Şimdi çay tabii, da başkanıma çay rica ederim. Şimdi tabii il başkanları değişir. İstifası istenilir. Ya da görevde alınabilir. Bu genel başkanımızın ve MYK'mızın, parti meclisimizin takdirine kalmış bir şeydir. Böyle bir süreç yaşanılabilir. Fakat biz söylemlerle değil, Cumhuriyet Halk Partisi resmi yazışmalarla bu işi gerçekleştirdi. Resmi olarak istifanız istenmedi o zaman. Şimdi belli bölgelerde il başkanlarının değişimi hususunda genel merkezde hepsi olmasa da belli yöneticilerimizin düşünceleri var tabii. Bunu da Elazığ'da şu şekliyle Elazığ'da bir değişimin olması talebi buradan gitmiştir. Elazığ'dan gitmiştir. Genel merkez, kim tarafından? Yani kimin tarafında olduğunu bilmiyorum. Talep edenler kendileri bilirler. Şimdi Elazığ'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne sizin istifanızın istenmesi için talep mi gitti? Yani böyle bir fikir belirtilmiştir. Onlar da kim yapmış olabilir bunu? Yani onu bilemiyorum tabii. Ben kimsenin günahını da almak istemiyorum. Duyumlarınız var mı? Günah vebali benim boynuma. Siz duyumlarınızı söyleyin. Yani ben duyum almış olsam, net bir duyum almış olsam söylerim ben. Tamam. Çünkü o konuda rahatlıkla söylerim. Ama böyle bir talebin olduğunu şu şekilde Elazığ'da muhafazakar bir yönetimin
Cumhuriyet Halk Partisi yönetmesinden yana olan düşünceler var. Bu bağlamda da genel merkezde genel başkan yardımcılarımız, ya Elazığ'da da böyle bir şey olabilir mi, düşünülebilir mi, ya da olsa ne denilir, ne düşünüyorsunuz? Ben de şimdi, fikrimi şu şekilde, tabii takdir genel merkezin yöneticilerimizin. Resmi olarak istendi mi istifa? Yani resmi olarak gelen bir istifa yok, talep yok. Çünkü geçtiğimiz hafta yaptığımız programda Sayın Gürsel Erol birkaç ille beraber Elazığ'ın da istendiğini ifade etti. Şimdi şöyle bakın. Şimdi bir il başkanının istifası, şimdi bir genel başkan yardımcımız ya da bir parti meclisimiz ya da bir milletvekilimiz böyle bir düşüncesi, böyle bir talebi olmuş olabilir. Bu talep bize de iletilmiş olabilir. Ama sözlü olarak istifalar tek taraflıdır. Yani ya istifa edin dersin, yani ya edersin ya etmesin. Ama şayet bu konuda kararlılık varsa, gerçekten kararlılık varsa, bu resmi bir şekilde yazışmalarla görevde alınarak bu gerçekleşebilir. Yani ben genel merkez düzeyinde... Bekliyor musunuz böyle bir... Ben genel merkez düzeyinde genel başkanımızın haberinin olmadığını biliyorum. Peki genel başkanın Sayın Kılıçdaroğlu'nun haberi yoksa, resmi bir... Yani olmadığı kanaatindeyim. Tamam, resmi bir şey de yoksa, istifa istenmesi... Sayın Gürsel Erol neden bunu dillendirmiş olabilir bir canlı yayında? Yani Gürsel Erol, tabii onu kendisine sormak lazım. Kendisine sormak sorarız, lazım. Onu da sorarız. Yani onu kendisine sormak lazım. Şimdi genel başkanımız tarafından bize resmi olarak iletilen herhangi bir talep yok. Yani istifa genel merkez istese görevde alır. Yani istifa edip etmemek çok da şey değil. Ama bir il başkanın demin de verdiği gibi değiştirilebilir, istifa alınabilir. Bu genel merkezin tasarrufunda olan bir şeydir. Onu da anlatayım. Şimdi bir il başkanı niçin görevde alınır? Başarısız olur, alınır. Ahlak dışı davranışları olur. Partiye zararı olur. Ve bu şekliyle bir an önce partinin bu tür şeylerden kurtulması için, davranışlardan kurtulması, il başkanı, il yönetimi değiştirilebilir. Bu doğaldır. Ama demin de işte saydık. Bir il başkanlığı sürecimizde işte Gürsel Bey'in de kendi çabaları, katkıları, çalışması, örgütümüzün de çalışması, partilerimizin özverili olarak gelip sandıklara sahip çıkması, oy vermesi, diğer siyasi partilerin de katkılarıyla ve ittifakın desteğiyle biz burada bir milletvekili çıkarmışız. Burada bir il başkanının başarısız olacağı düşünülemez. Net. Evet. Şunları söyleyelim. Diyorsunuz ki bir... 40 yıldır il binamız yenilenmemişti, yoktu. 40 yıl sonra bizim başkanlığımız döneminde yaptık. Evet. 41 yıldır Elazığ'da milletvekili yoktu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 41 yıl sonra benim başkanlığım döneminde bir de vekil çıkardık, evet, diyorsunuz. Benim neren başarısız? Evet. Bunu anlatıyorsunuz. Evet. Bununla beraber yapamadığımız, yani arzu edilen bir il başkanı profili nedir? Kıstas nedir? Benim yapamadığım, geleceğin bunu, yapabileceğin ne var? Bunu kime sormak yani lazım, biliyor musunuz? Genel merkeze sizin istifanızın istenmesini kimler söylediyse onlara sormak lazım. Tabii, yani bilemiyorum. Ben de size sorayım. Yani bir il başkanı değişmesi, bu kıstaslar var. Ve il başkanının değişmesi hususunda da belli kıstaslar olması lazım. Herhalde keyfiyetine bir il başkanı değiştirmez. Şey olabilir mi? 41 yıl sonra çıkarılan milletvekiliyle il başkanının arasındaki bu problemler, o zaman kim güçlüyse o galip gelsin şeyi yani, mi var burada, savaşı yani, mı var acaba? Örgütümüz güçlüdür. Bakın, örgütümüz güçlüdür yani, dediniz. Şimdi, güçlü olan örgüttür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanıdır, seçmenin de örgütleridir. Şuradan bir soru yönelteceğim size. Çok kısa, hepsini okumadan geçeyim. Keban ilçe yönetimi üyesi olarak il başkanı Zeki Kaplan'ın yanındayız. Keban'ı koyduk cebe. Doğru mu? Keban İlçe Başkanı Seyfettin Bibar ve yönetim olarak Zeki Kaplan'ın yanındayız. Geçiyoruz. Elazığ ilçe başkanları olarak beraber çalışmaktan ve mücadele etmekten son derece onur ve gurur duyduğumuz il başkanımız Sayın Zeki Kaplan'ın yanında olduğumuzu Kanal 23 ekranlarından bir kez daha ifade etmek isteriz. Bütün ilçeler. Evet. Şimdi onun dışında Palu'dan var.
yanınızda olduklarını ifade ediyorlar. Yani aşağı yukarı bütün ilçe teşkilatları, örgütleri yanınızda. Peki sizi ben mi şikayet etmiş olabilirim? Sizi ilçeler şikayet etmiş olabilir. Yönetiminiz de şu anda yanınızda sizi destekliyor. Doğru mu? Evet. İlçeler etmediyse, il örgütü yönetiminiz etmediyse, bakın Palu'da var. Ben Palu ilçe başkanı Adnan Karadağ, il başkanı Zeki Kaplan'ın yanındayım. Peki sizi ben mi şikayet ettim? Yani şimdi biz gözümüzle görmediğimiz, kulağımızla duymadığımız bir varsayımla konuşuyoruz. Şimdi bu konuda bir memnuniyetin olmadığını genel merkeze aktarmışlardır. Ama kim aktarmış, ne şekilde aktarmış, amacı nedir onu bilemiyoruz. Yani genel merkezin şahsi tasarrufu mu? Ama siz diyorsunuz ki genel merkez 40 yıl olmayan il binasını, 41 yıl olmayan vekili çıkarmış, yapmış bir il başkanı başarılı bulur diyorsunuz. Yani bulması da gereklidir. Yani bence bulması gereklidir. Siz katılıyorum, bence diyorsunuz? De. Bence de. Vatandaşlar ne derler? Onlar da aynısını düşünürler. Sayın İşte ilçelerde bahsettiniz. Hepsinden destek var şu anda Hepsi size. Hepsi var değil mi? Evet. Şimdi teşekkür ediyorum ben ilçe örgütlerime, ilçe başkanlarıma. Özür dilerim, CHP Elazığ Lise örgütleri halk lis olarak başkanımızın yanındayız. Teşekkür yani ederim. STK'lar da giriyor burada devreye. Evet. Yeniden aday olmasına çok mutluyuz. Var mı öyle bir şeyinden aday olması? Kongreniz ne zaman başkanım? Yani kongremiz, seçim kongre süreçlerimiz başladı. İlçe seçimlerini aralığın içerisinde bitirerek onu da il başkanlığı seçimine geçeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Alican Tam. Mükemmel bir il başkanına sahibiz. Yanınızdayız. Teşekkür ederim. Gençlik Kolları da evet. Evet. Gençlik Kolları da yanınızda. Yeniden bir seçim olsa ki olacak. Siz o dönemde de il başkanıysanız. Önünüze iki tane isim gelse. Ali Bey'in ismi çok vardı biliyorsunuz. Ali Özcan'ın. Ali Özcan, Gürsel Erol. Seçim size bırakırsa hangisini aday yaparsınız birinci sıra? Şimdi tabii. Ama net cevap istiyorum. Net cevap. Şimdi net cevap. Şimdi biz bundan önceki milletvekilliği adaylığı sırasında. Yani 7 Haziran değil mi? 7 Haziran'dı. Adaylığı sırasında bir sanırım Kayseri İl Başkanları toplantısında bu seçim o sürece rastlamıştı. Genel başkanımız il başkanlarının düşüncelerini alıyordu. Belli il başkanlarımız da adaylıkları için bu tür görüşmeler yapıyorlardı. Benimle ilgili konuya gelince ben Elazığ'da milletvekili çıkarmak istiyorum. Bir oyla dahi bir milletvekili kaybetmek istemiyorum. Çünkü seçilecek milletvekili benim için bir onurdur. Bu kim olursa olsun ben bir onur olarak kabul ederim. Örgütümüz çünkü biz ondan şüphemiz yok. Ben şu anda demin belirttiğimiz gibi Sayın Gürsel Erol'un milletvekili olmasında kırgınlıklarımız ya da küskünlüklerimiz aslında şahsımıza ait münhasır ne onun ne benim birimizde alıp veremediğimiz hiçbir şey yok. İşte yapılanma ile ilgili değerlendirme içerisinde, uygulamalar içerisindeki ufak tefek uyumsuzluklar var. Bu ufak da, tefek da, mi? Tabii yani bunlar çok da ben bu tür şeyleri aslında basında tartışmak istemiyorum. Yani büyütülecek meseleler de değil. Çünkü ben yıllardan beri örgütümün içerisindeyim. Bundan daha çok şeyler yaşadık ama ben örgütümün barışık bir şekilde süreci sürdürmesini, kırgınlıkların, dargınlıkların ötekileştirmenin asla olmasını istemiyorum. Hiç kimsenin inancıyla, etnik kökeniyle, memleketiyle, yok. Yaşam tarzıyla benim asla alakam olmaz. Ben herkesi kucaklayan, herkesle beraber aynı havayı teneffüs etmeyi arzu eden, düşünen il başkanlardan başkanım, bir tanesi. Şey konusunda çok iyisiniz yani. Birçok konuda başarılısınız. Burada çünkü elimizde veriler var değil mi? Evet. İl binasıdır, işte milletvekildir. Şu konuda da başarılısınız. Politik cevap verme noktasında çok iyisiniz. Onu söyleyeyim. Evet. Hala ben sorumun cevabını alamadım. Evet. Sorunun cevabını da vereceğiz. Şimdi tabii iki aday anda, geldi genel merkezleri. Aday adayı. Gürsel Erol, Zülfü Bal. Üç tane olsun. Gürsel Erol, Zülfü Bal, Ali Özcan.
Zülfü Bey, şu anda biliyorsunuz seçim gündemde olmadığı için arkadaşlarımız arasında değerli milletvekilimiz ve yine Ali Bey bizim için çok önemli. Çünkü gerçekten milletvekilliği sürecinde özellikle... Sen Ali Özcan'dan bahsediyorsun. Tabii Ali Özcan'dan milletvekilliği sürecinde, benim de il başkanlığım birinci dönem sürecinde taleplerimizin karşılanması hususunda özverili davranmış. Özellikle öğrencilerimizin burs ihtiyacını karşılayarak bizi öğrencilerimiz karşısında mutlu ettiği için kendisine burada teşekkür ediyorum. Gerçekten o dönemde... Buradan Ali Özcan'ı tabii, seçerimi yani, anlayabiliriz hayır, değil mi? Şimdi henüz o süreç değil. Yani henüz ben o zaman için... Bakın siz cevaplamıyorsunuz. Ben sorayım, ben cevaplayayım. Şimdi, ben kesinlikle Gülser Erol'u bir daha destek olacağınızı adaylı sürecinde ben düşünmüyorum. Değil açıkçası. Yani şimdi şu var, bakın bir seçim süreci değil. Seçim süreci olmadı. Belki Gürsel Bey aday olur ya da olmaz. Onu bilemiyoruz. Yani Ali Bey olur ya da olmaz. Ya da başka değerli bir arkadaşımız çıkar aday olur. Yani şu anda seçim atmosferi, seçim süreci olmadığı için bu arkadaşlarımız üzerinde bu tür değerlendirmeleri yapmak erkendir. Yanlış da olur. Tamam. Ben Ali Haydar Naroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Gençlik Kolları Başkanıyım. Gençler olarak il başkanımız Sayın Zeki Kaplan'ın yanındayız. Teşekkür ederim. Ve başarılarınızı da sıralamış. Yani gençlik kolları, ilçeler, örgüt, yönetim hepsi arkanızda, gelen mesajlara baktığımız zaman böyle görünüyor. Yani ben örgütüme teşekkür ediyorum. Çünkü ben aşağı yukarı ayda bir sefer ya da iki sefer ilçelerimizi ziyaret ederim. Onların sorunlarını yerinde kendileriyle beraber konuşarak, değerlendirerek gündeme getiririm. Ve aynı zamanda il başkanı olarak kendimi onlardan üstün biri olarak tasarlamam. Onlarla aynı değer, aynı havayı teneffüs ederim. Benim için bu iyi niyetlerini belirttikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ben de örgütüme güveniyorum. Aday olsam da olmasam da seçilsem de seçilmesem de gerçekten 41 yıl sonra gerek geçmiş dönemdeki arkadaşlarımın gerekse bu dönemde halen görevde olan arkadaşlarımın takdirlerine eğer ben kazanmışsam onlara çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben de onlarla övünüyorum. Biz de onlarla varız. Merkez ilçe başkanınız da mesaj gönderdi. Elazığ ilçe başkanları olarak, merkez ilçe başkanı olarak Sayın İl Başkanımız Sayın Zeki Kaplan'ın yanındayız diyor. Evet, teşekkür ediyorum. Kanal 23'e de övgüler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi sizin şöyle bir anekdotunuzu hatırlıyorum ben. Ankara'da bir salonda tam şeyi hatırlamıyorum. Organizasyon neydi? Sayın Gürsel Erol'un kürsüden Elazığ İl Başkanımız buradaysa daha seçim öncesi. Ben evet, Elazığ'dan aday olmak istiyorum evet, demiş kürsüden. Doğru mudur bu? Tüzük programı. Doğru mu? Evet, tüzük kuruldaydı. Tamam. Evet. Elazığ İl Başkanı buradaysa duysun. Ben Elazığ'dan aday olmak istiyorum dedi Sayın Gürsel Erol. Evet. Ama bizim programımızda da ben Elazığ'a görevlendirildim dedi. Şimdi bu ikisi başka ifadeler. Evet. Nasıl yorumlarsınız bunu? Yani ben onu... Gürsel Bey'in onu söylediğini duymadım ama... Benim programda sizin söyledi. Evet. Evet. Şimdi görevler... Genel merkez istedi, ben de geldim. Şimdi zaten genel merkezin istemediği bir kişi bir yere gidip aday olamaz. Görevlendirme başka şimdi, bir şey. En azından aday olmak istiyorum. Evet, evet. Kürsüden bunu söylemek başka bir şey. Tabii kürsüde söyledi. Kürsüde söyledi. Elazığ'da aday olması için bu düşünceyi ifade etmesi bizi de mutlu etmiştir. Ama ben görevlendirildim. Çünkü biz Gürsel Bey'in Elazığ'da Ali Bey ve Gürsel Bey'in, çünkü ben o dönemki telefon kayıtlarımızda da mevcuttur. Kayseri İl Başkanları toplantısından sonra ben Sayın Genel Başkanıma şunu söyledim. Ali Bey ve Gürsel Bey Elazığ'a aday olmayı düşünüyorlardı. Ali Bey'de %100 kazanma şansımız var. Gürsel Bey'le de kazanma şansımız var. Ama ikisini birden eğer Elazığ'a götürebilirse iki tane milletvekili çıkarma şansımız var. Bunu çıkarken Ali Bey ve Gürsel Bey'i arayarak kendilerine söyledim. Daha sonraki süreçte de
Gürsel Bey'le telefon görüşmelerimiz vardı. Kendisinin aday talep bir usul olma önerme hususunda evet. düşüncelerini bize ifade ettiler. Biz de örgüt olarak bunu memnuniyetle karşıladık. Peki genel merkez ikisini de iki değerli ismi de gönderseydi sizin talebiniz üzerine gelselerdi iki çıkarma şansımız var dedi. Yani ben var diye düşünüyordum. Tamam. Olabilir çünkü, bu tabii ki düşünebilirsin. Üç de düşünebilirsiniz. Orada sıkıntı yok. Ali Bey'in burada büyük bir ağırlığı var. Gürsel Bey'in de aktif bir çalışma. O zaman şuna lütfen net cevap verin. Çünkü burada net cevap vermezseniz normalde konuklar terk eder ya programı. Evet. Buna da net cevap vermezseniz ben terk edeceğim programı. Genel merkez Ali Özcan'la Gürsel Eroğlu tamam dedi Elazığ. 1 ve 2'ye kimi yazardınız? Yani şimdi bu konuda biliyorsunuz 1. ve 2. sıra tercihleri genel merkez tamam, kendi biliyorum. Aralarında değerlendirdi. Sizden görüş isteseler. Yani benim o dönemki 1. sıra düşüncem Ali Özcan'dı. Ben genel başkanımıza da söyledim. Ben İkinci de sırada Gürsel Eroğlu. Benim yalanım dolanım yok. Estağfurullah. Dedim ki Ali Özcan %100 kazanır. Ali Bey olmadığı zaman Gürsel Bey de dedim aynen %100 demedim ama %70 %80 kazanma şansımız çok yüksek. Ali Özcan'la %100, Gürsel Eroğlu'la %70. Yani %70 %80 civarında dedim kazanma. Bir ama Ali Özcan, dedim, bir Ali Özcan, iki Gürsel Eroğlu. Tabii. Dedim ikisi olursa dedim biz iki tane garanti ederiz Sayın Genel Başkanım. Bu konuşmaların böyle evet. ve ikisine de telefonda aynı şekilde kendilerine söyledim. Anladım. Ama Ali Bey tabii müracaatını İstanbul'dan yaptı. Yapmadığını son ana kadar bekledi. Sonra İstanbul'da yaptığını şey yaptı. Belirtmişlerdi. Gürsel Bey haliyle daha sonra yine müracaat eden arkadaşlarımız da vardı. İşte o dönemki yönetim kurulu üyemiz, şu anda Kadın Kolları Başkanımız Ayten Hanım biz Ayten Kadın Kolları'ndan Efendi. Mesaj gelmedi ya da ben görmedim. Bakın ilçelerden geldi gençlik kollarından. Kadın Kolları destekliyorum sizi. Yani destekleyip mesaj var mı? Varsa özür dilerim ben görmedim ama destekliyorlar mı sizi? Yani takdir kendilerinin onu bilemiyoruz tabii. Ben desteklediklerini sanıyorum. Sivrice'den mesaj geldi. Evet. Şükrü Erim Öztürk, Sivrice İlçe Başkanı. O da evet. sizi destekliyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu ciddi bir destek. Evet, teşekkür Çok, ediyorum. Yani tebrik ediyorum sizi. Peki bir sonraki seçimde ittifak muhtemelen olmayacak gibi görünüyor. Olabilir de tabii ki. İttifak olmazsa siz Elazığ'dan bir milletvekili çıkarabilir misiniz? Onu veya iki çıkarabilir misiniz? Soruda tam cevap veremedim. Şimdi tabii biz Ayten Hanım'ın ikinci sıraya girmesini düşünmüştük. Fakat biraz gecikmeli olarak bizim doktor arkadaşımız... Ayten Hanım'dan mesaj geldi. Okuyayım mı önce? Özür dilerim. Yani okuyayım bilmiyorum. Tam kendisini konuşurken ben Ayten Çekil. İl başkanımızın yanındayız. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Evet. Buyurun. Tabii doktor Emrah Özden Bey kardeşimiz ekranlar başında bizi izliyorsa... Emrah Bey de milletvekilliği için bize müracaat yapmışlardı. Evet. Ama tabii ben demin belirttiğim gibi kendisine söyledim. Ben asla sözümde caymam dedim. Kendisi de canlı yayına bağlayabilir. Dedim ki biz Gürsel Erol'un Ali Bey'in artık İstanbul adaylığı kesinleşti. Buraya yapadı. Gürsel Erol'un artık birinci sıraya girmesi hususunda biz görüş belirttik. Çünkü İkiden biri aldınız Gürsel Eroğlu. Tabii yani Ali Bey İstanbul'a artık müracaat evet. edince. İkiden biri. Bununla ilgili de yazışmalarım var. Yani Gürsel Bey'in de bizde talebi var. Biz de bu talepler doğrusunda düşüncelerimizi genel merkeze bildirdik. Böyle bir örgütle görüşerek, arkadaşlarımızla görüşerek bunu kendilerine söyledik. Ve genel merkeze hatta Elazığ'da tabii biz 41 yıl sonra bir ilk daha yaşadık. Türkiye'de bir ilk milletvekilinin Elazığ milletvekili olarak açıklanmasını. Onu da yine Bülent Tezcan beyefendi bizim genel başkan yardımcımız. Evet. Ben o gün Ankara yolundaydım. Beni aradı. Sayın Başkanım adaylık hususunda ne düşünüyorsunuz sizin bu adaylar hususunda? Yani başka da birinci sırayı şu anda işte Ayten Hanım vardı, ikiye düşürmüştük. Sonra Emrah Bey'le yer değiştirdi, iki oldu. Yani başka da yok dedim. Şeyi açıklayabilirsiniz. Hatta dedi, saat 11'de buraya gelebilirsen beraber açıklayalım. Evet. Dedim valla ben şu anda o günde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik kollarının kurultayı vardı. Biz de Ankara yakınlarında bir benzerlikteydik. Ben bu görüşmelerimizle Elazığ'a bildirdim.
Gürsel Bey'i de aradım. Gürsel Bey'in araba şoförü geldi. Beni benzinlikten aldı gitti. Yanımızda da arkadaşlarımız vardı. O da bize nasip oldu. Çok güzel. İttifak Türkiye'de, olmazsa vekil çıkarabilir misiniz Elazığ'da? İttifak olmazsa çıkarabilir miyiz? Şimdi çalışıldığı zaman başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Temennimiz tek başımıza burada milletvekili çıkarmak. Amacımız o. Örgütümüzün çalışmasının gayesi budur. Biz tabii vatandaşlarımızı, genel merkez politikalarımızı burada sahada vatandaşlarımıza iyi anlatabilirsek kazanmamamız için hiçbir sebep yoktur. Yani 4 tane, 5 tane milletvekili çıkaran bir siyasi oluşum, siyasi parti ne vermiş yani? Kime ne vermiş? AK Parti'den bahsediyoruz. Yani AK Parti'den bahsediyorum. Politikalarını vatandaşa anlatarak, vatandaşı ikna ederek milletvekillerini oyunu alarak milletvekili çıkarmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin eksikliğine biz de bundan sonraki süreçte tabii ben kalırsam ben gidersem benden sonraki arkadaşlarımızla el ele omuz omuza kol kola vererek Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını sahada her bir vatandaşa anlatarak milletvekili tek başına milletvekili çıkarmak için çaba harcayacağız. Ha olmazsa ya tabii olmazsa biraz karamsar bir tablo. İnşallah olacak. İttifakla olursa ittifak ortağımızın da kazanmasını isteriz. Bizim de bir yere iki kazanmayı isteriz. Evet. Evet. Başkanım, ilçeler ağınla beraber hemen hemen tamamlandı. Ağın ilçe örgütünden de size bir destek geldi. Sayın İl Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi ilimize kazandırmış olduğun il binasından dolayı tebrik eder. Çalışmalarından dolayı başarılar dileriz. Her zaman yanınızda olduğumu belirtirim. Cumhuriyet Halk Partisi Ağın İlçe Başkanı Oktay Kılıç. Evet, ilçe başkanımız. Ben de burada tüm ilçelerden destek geldi size. Evet, ben de kanalınız vasıtasıyla ilçe başkanlarıma, ilçe örgütlerime, kadın kollarıma, gençlik kollarımıza ve bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza destek sunan tüm yurttaşlarımıza, kardeşlerimize ayrı ayrı saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar. Onların bu bana vermiş oldukları değer örgütümüze vermiş olduğu değerdir. Bunların değerine, bunların bu göstermiş olduğu düşüncelerine layık olmaya gayret edeceğiz. Hep birlikte daha iyi başaracağımızı düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Zeki Bey bu partiye çok şey katmıştır. Köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak, gitmediği yer sıkmadık, el bırakmamıştır. Başkanımızın yanındayız. Fethi Oruç. Keban'dan Fethi Hocamız göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsunlar. Şimdi 4 tane iktidar milletvekilimiz var. Elazığ'da bir tane muhalefet milletvekilimiz var. Doğal olarak ki bazen bu tartışmaların dozu yükselebiliyor. AK Partili vekillerle Cumhuriyet Halk Partili vekil arasında. Siz izlerken nasıl yorumluyorsunuz bu diyalogları? Madenle ilgili, Fethi Sekin Külliyesi ile ilgili... Nasıl izliyorsunuz? Şimdi tabii madenle ilgili... Genel manada. Dört genel vekil manada. Ve bir Gürsel Erol'un tartışmaları nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi madenle ilgili biz burada madeni iyi ki gündeme getiririz. Ben de düşüncem de vardı. Madende yaşayan yurttaşlarımızın orada bir tarihi geçmişi vardır. Ataların, babaların, çocukların, annelerinin yaşamış olduğu bir değer vardır. Madenin mutlak suretle gerek devlet yatırımlarıyla gerekse diğer kaynaklarla madenin yerinde ıslah edilerek yine herkesin kendi arsası üzerinde, kendi evleri üzerinde o zaman yaşamasını ben özellikle arzuluyorum. O zaman kendi milletvekilinizle taban tabana zıtsınız. Hayır. Çünkü Sayın Gürsel Erol da verdiği önergelerde Keban'ın tamamının afet bölgesi ilan edilmesini... Afet bölgesi edilebilir. Öyle ama mi? Afet bölgesi demek orada yer değiştirmek değildir yani. Ama taşınması noktasında da olumlu yani, baktığını biliyorum. Yani şimdi şöyle, afet bölgesi ilan edilir, vatandaşların mağduriyetinin yerinde giderilmesi üzerine bir... Madenler herhangi bir taşınma olmasın diyorsunuz yani siz. Yani maden, çünkü madenliğe sormak lazım bunu. Tabii. Madenliğe sormak. Yani madenli, ben babamdan kalan bu arsada... Bir de çok büyüleyici bir tarihi var madenin. Tabii büyüleyici bir... Burada yaşamak istiyorum diyorsa... Orada bu yapılandırmanın orada olmasında yarar var. Ben de öyle düşünenlerdenim. Ama gerçekten oradaki toprak yapısının
orada yeni binaların oluşumunda eğer elverişli değilse yine Madenli hemşerilerimizin gönlünü kırmadan kendileri arzu ederlerse arzu ettikleri yere, ama arzu etmiyorsa mutlak surette onların oradaki mülkiyetlerinde yaşamalarına olanak sağlayıp orada yaşamalarını sağlamamız lazım. Devletin de zaten görevi budur. Birisini bir yerden alıp bir yere götürmek değildir. Eğer o toprak üzerinde yaşanması ya da yeni konut yapılması mümkün değilse bunu da kendilerine anlatarak ve vatandaşlar da hiçbir şey alınmadan devlet kaynaklarıyla yerinde yeni bir ev yapılır ve vatandaşı da gönlü alınıyorsa, rızalığı varsa olabilir. Ama şu var, tabii ki Sayın Vekilimiz madendeki politikalarımızla alakalı çeliştiğimiz noktalar değil. Sayın Vekilimiz de bunun vatandaşın mağdur edilmemesi hususunda görüş belirtmiştir. Evet. Tabii yanlış düşünülebilir ama bu kanaatteyim. Şimdi şu var, orada bir fabrika var. Yani madenin o toprak kaymasının sebeplerini araştırmak lazım. Bu sebepleri ortada kaldırmak lazım. Yani orada bir toprak kaymasını vesile olan nedenler nedir? Bunlar ortada kaldırmak. Biz de gittik oralara, defalarca gezdik. O toprağın en azından o maliyetin bir kısmının işletme sahibine tahsil edilir. Diğerine devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. Evet. Şimdi ilginç bir mesaj okuyacağım. Evet. Mesaj bana gelmiş. Zülfü Bey, Zekiye, öncelikle girişiniz bir kere faul. Zülfü Bey, Zekiye, şu ana kadar gelen hiçbir eleştirel soruyu ve yorumu yöneltmediniz. Belli ki programı Zeki'yi parlatmak için yapmışsınız. Sırf merakımdan soruyorum demiş. Kaç para aldınız? Şimdi bir, paraya ihtiyacın varsa göndereyim. İki, sen satın alınabilir birisin diye bu benim de satın alınabileceğim anlamına gelmez. Üç, siyasi görüşüm, bizim başkanımızla siyasi görüşümüz aynı değil. Ama ben Sayın Zeki Kaplan diyorum. Siz sürekli Zeki, Zeki, Zeki diyorsunuz. Yani baştan sona terbiyesiz, baştan sona ahlaksızca bir mesaj yazmışsınız. Yarından itibaren bence bana dava açın. Çünkü sizin terbiyesiz ve ahlaksız olduğunuzu düşünüyorum. Kaç para aldınız? Birincisi, siz Zeki Başkan'a bir soru sormamışsınız. Eleştirel bir soru. Burada. Siz sormadıysanız, hani sormuş olsanız, ben okumamış olsam bir ölçüde. Kimin ne yazdığını nereden biliyorsunuz? Eleştirel soru gelip gelmediğini nereden biliyorsunuz? Bence yarın bana dava açın. Çünkü ben sizin terbiyesiz ve ahlaksız olduğunuzu düşünüyorum. Özür dilerim başkanım bu ifadeleri kullandığım için. Benim konuğumla da bu şekilde konuşamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanıyla, AK Parti il başkanıyla, MHP il başkanıyla. Bu üslupla bence bizi izlemeyin, kanal değiştirin diye düşünüyorum. Maden Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Ümit Çiftçi. Elazığ Maden Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Ümit Çiftçi, Zeki başkanımızdan çok memnunuz. Onunla birlikte çalışmak istiyoruz. Her daim yanındayız. İl binası içinde başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani gelen eleştirel bir mesaj yok. Ben de uyduramam. Sizin gibi o mesajı yazan kişiden söylüyorum. Senin gibi karaktersiz olmadığım için gelmeyen bir mesajı da okuyamam. Evet, Ali Başkan ile benim ilçe çalışmalarına giderken diye bir mesaj gelmiş. Fotoğraf da var. Sizin de bir tanıyor musunuz? Evet, evet. Gençlik kolları. Gençlik kolları. Evet. Eleştirel mesaj gelirse okurum. Buyurun, yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı il başkanımıza teşekkür ederiz. Yusuf Laço, isim veriyorum ben size. Gelip bakabilirsiniz. Efendim, sizi Fransa'dan seyrediyorum. Benim mesajımı da iletirseniz sevinirim. Son dönem CHP Elazığ Gençlik Kolları Başkanı olarak birlikte çalıştığım yurt dışında eğitim görmek üzere kısa süre önce yanlarından ayrılmak zorunda kaldığım Sayın Zeki Bey'e saygılarımı sunuyor. Partimize kazandırdıkları yeni il binası için yürekten şükranlarımı ve selamlarımı iletiyorum. Onur Atan. Evet, bizim bir önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı, teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de onlara, hepsine selamlarımızı iletiyoruz. Ali Körbıçak, Cumhuriyet Halk Partisi Kovancılar İlçe Başkanı. Bakın, Kovancılar'dan da geldi. Biz Sayın Zeki Kaplan'ın yanındayız. Sonuna kadar destek ve yardım. Siz uyduruyor muyum ben bu mesajları? İlçe yönetiminden Dursun, başkanımızın yanındayız. Evet.
Biraz gerildim, tabii, kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Şimdi tabii olumlu ya da olumsuz mesaj yazan tüm arkadaşlarımıza teşekkür olumsuz ediyoruz. Mesaj olsa teşekkür siz de bakabilirsiniz. Diyoruz. Tabletim burada. Yok, siz de bakabilirsiniz. Yani ben, emin olun olumsuz mesaj olsa en ilk sırada olumsuzları sorarım size. Gelirse de soracağım. O mesajı yazan arkadaşımıza şu partinin bu tür insanların eline geçtiğini düşünelim. İşte benim kaygılarım bu. Bu tür insanlar, şöyle diyeyim, hiçbir parti bu tür insanların eline geçmesin. İşte kaygılarımız. Yani size Zeki diye hitap eden, bana Zeki Kaplan'dan kaç para aldın diye hitap eden bir kişi, bir zümre, hiçbir parti bu insanların eline geçmesin. Zeki Kaplan ne para alır ne para verir. Zeki Kaplan'ın parayla pulla alakası yoktur. Zeki Kaplan para yemiş olsaydı böyle güzel bir mülkiyetimiz olmazdı. Zeki Kaplan para almış olsaydı daha farklı, evet, bir yaşam tarzı olurdu. Sayın İl Başkanı'na vatandaşlarımız rahat olsunlar. Rahat olsunlar. Yine de o eleştirisine karşı da ben yine kendisine teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanı'na ben numarasını da aldım. Eğer o izleyicimizde nefis varsa dava açar yarın bana. Sayın İl Başkanı'na sorar mısınız? Elazığ'dan 41 yıl sonra milletvekili çıkarttığı için mi istifa etmesi gerekiyor? Yoksa genel başkanın sürekli arkasında dik durduğu için mi istifa etmesi gerekiyor diye bir soru. Evet, bu da güzel bir soru. Ben tabii genel başkanımı hem il başkanı olarak genel başkanımı severim, hem hemşerim olarak, hem de hak, hukuk, adalet özlemiyle yorulmuş ve Türkiye'ye hakkı, hukuku, adaleti benimsetmiş bir genel başkanın partisinde ve yanında yer aldığım için mutluyum. Genel başkanıma ve bu mesajı yazan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her ikisi de istifa etmemi gerektiren konular değildir. Gençlikten Muratcan Kılıç başkanım her daim yanındayız diyor. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tam net cevabını alamadım. Süremizi de açtık, bitirelim. AK Partili 4 milletvekilimizle CHP'li milletvekilimiz arasındaki diyalogları nasıl değerlendiriyorsunuz? Üslup olarak, şimdi siyaseten nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi milletvekillerinin ülke ve memleket meselelerini, şehrimizin meseleleri hususunda değerlendirme yaparken biri birini kırmadan Elazığ'ın menfaatlerinin ön plana alınacak ortak noktada buluşmalarını hem bir il başkanı olarak hem bir Elazığlı hemşehriler olarak önemsiyorum. Tabii bizim milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol konuşmalarında aslında hiç kırıcı cümleler kullanmaz. Yani bunu ne bir milletvekiline karşı ne de kendisine eleştiren, yani bugüne kadar da ne de bir başkasını eleştirdiğini, acımasızca bir şekilde eleştirdiğini görmedik. Zaman zaman sert üslup olabilir. Ama şimdi değerli milletvekillerinin de milletvekilimizle olan münasebetleri nedeniyle olumsuz şekilde eleştirmeleri kabul edilemez. Elbette ki biz Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak biz Sayın Milletvekilimizin bu tür hakaretlere maruz kalmasını asla kabul edemeyiz. Evet. Zeki Kaplan'la Gazi Caddesi'ne hiç çıktı mı veya çıkalım Gazi Caddesi'ndeki insanlara soralım, başarılı mı başarısız mı, halk ne diyor bu konuda? Evet, onu da söyleyeyim. Gazi Caddesi, Zeki Kaplan milletvekili değil. Zeki Kaplan sırada bir il başkanıdır ve vatandaştır. Zeki Kaplan Gazi Caddesi'nde, her gün Gazi Caddesi'ndedir. Her gün esnaflarla biz el sıkışıyoruz. Çünkü milletvekili amblemimiz, etiketimiz olmadığı için vatandaşlar dönüp de ya bir milletvekili geliyor değil mi? Ben her gün oradayım. Evet. Zülfü Bey, gerçekten tarafsızlık ilkesiyle hareket eden harika bir programcısınız. Bir destek de bana gelsin. Başkanım hep size geliyor yani, sabahtan beri. Size de sizi eleştirenler, bizi eleştirenler olmalı olsun. Tabii ki. Biz onların eleştirilerine saygı duyuyoruz. Üslup önemli. Üslup çok önemlidir. Yani yakışık olmayan cümleler sarf etmeyi de eleştirebilirler. Evet. Herkes eleştirebilir. Tarafsızlık ilkesiyle hareket eden harika bir programcısınız. Başkanımız bizi hiçbir sosyal sorumluluk projelerinde yalnız bırakmadı. Hep destekçimiz oldu. İyi ki varsınız başkanım. Alican Tam göndermiş. İl başkanımıza teşekkür ederim.
Gürsel Bey'in bu tutumlarına karşı nasıl bu kadar sakin ve yapıcı olabiliyor? Evet, yani, İzleyicimiz sormuş. Evet, şimdi Yusuf Laço. Evet, şimdi değerli hemşerilerim, şimdi bizim görevimiz partimizin kurumsal kimliğini temsil ederken de eleştirilere ve öz eleştirilere açık olmaktır. Elbette ki üzerimize gelebilecek her türlü eleştirilere karşı makul şekilde cevap verirsek hem vatandaşlarımızın bize bakış açılarını değerlendirmiş evet. oluruz. Hem de bizim karşı atak atarak kişileri yıpratmayı yıpratırken kendi kurumumuzun yıprattığımızın bilincinde olmalıyız. Onun için Sayın Milletvekilimizin bize karşı belki sert üslubu olmuşsa da sanırım o da bunu isteyerek yapmamıştır. Biz de değerli milletvekilimizin bu tür davranışından dolayı da belki bir o anlık bir şeyle eksiklik olabilir. Kendisini de kırmak istemeyiz. Aslında hiçbir milletvekilimizi kırmak istemeyiz. Hiçbir partilimizi, hiçbir vatandaşımızı kırmak istemeyiz. Ama yanlışları söylemekten de onları yanlışlarından dolayı eleştirmek ya da eleştirmekten de vazgeçmeyiz. Eğer bir yanlış varsa onu eleştireceğiz. İktidar partisi de olsa, muhalefet partisi de olsa eleştireceğiz. Ama sırf eleştirmek için değil. Var olan sorunları ortak çözerek belli bir noktada memleketimizin, milletimizin yararına getirecek şekilde eleştirmek zorundayız. Sayın Başkanım, çok mesaj var. Elimden geldiğince hepsini okumaya çalıştım. Merhabalar Zülfü Bey, Kanal 23'ü yakından takip ediyoruz. Zeki Başkan'ın çalışmaları takdire şayan. Başarılarının devamını diliyorum. Başarıyla devam ettiği görevine gelecek dönemde de devam etmeli diyor. İzleyicimiz isim yazmamış. Cemal Bilici göndermiş. Ben Cemal Bilici 8 aydır oksijene bağlı Baskil'de yaşıyorum. 3 dönem kurultay delegeliği yaptım. Gürsel Bey'in seçim çalışmalarına katıldım. Geçmiş olsun ne ilçe teşkilatı ne de Gürsel Bey geçmiş olsun demedi. Küsmüş size başkanım. Evet, bir ziyaret edelim, gözden kaçmış olabilir. Bilgim yok yani, bana bilse benim bir prensibim var. Şunu da belirteyim vatandaşlarımıza, bunu da hatırlatmak isterim. Ben kişilerin kim olduğu, hangi partili olduğu gözetmeksizin bana bu tür haberler geldiği zaman hangi ilçe de olursa olsun, evet. hangi köyde olursa evet. olsun arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Hiç erinmeden giderim. Gece ya da gündüz evet. giderim. Selam, çok geçmiş olsun ziyaretinize. Geçmiş diyorum. Olsun ziyaretinize gelecek başkanımız. Selam Zülfü Bey. Sosyobilimsel nitelikli sorularınızla yürüttüğünüz yansız, tarafsız programınıza çok teşekkür ediyorum. Rıdvan Aydın hocamız göndermiş. Mesaj çok ama süremizi çok aştık. Evet. Güzel bir mesaj. O gelen izleyiciye bir cevap. Ne demiş Üstad Necip Fazıl Kısakürek? Bir insanda yoksa edep, neylesin medrese, mektep? İlla edep, illa edep. Münir Sunacak göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Var mı eklemeniz gereken yani bir şey? Ben tabii çok güzel sorular sordu. Umarım sizleri ve ekranları başında bizi izleyen hemşerilerimizi kırmadan, incitmeden sorularınıza yanıt verebildik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok bence ekran, çok faydalı, çok güzel bir program oldu. Ekranları başında bizleri izleyen tüm hemşerilerime, tüm siyasi partinin siyasi partilere oy vermiş tüm Elazığlılara, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, oy vermiş tüm yine partilerimize, hemşerilerimize ben tekrar sizin kanalınızda teşekkür ediyorum. Bize mesaj göndererek hem onurlandıran hem duygulandıran ve bize destek vereceğini söyleyen ya da bizi eleştiren tüm arkadaşlarımıza, hemşerilerimize ve özellikle il ilçe teşkilatıma, gençlik kollarıma, kadın kollarıma burada teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben de onların bu duygularına tercüman olmaya önümüzdeki günlerde hep beraber bu yola devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben son teşekkür soru ederim. Aklıma geldi. Sayın Gürsel Erol, yeni il binasını ziyarete hayırlı olsuna gelir mi sizce? Yani ya gelmeli mi? Bence gelmeli. Çünkü bizim aramızda bir kan davası yok. Yani tabii sonuçta Sayın Gürsel Erol bizim milletvekilimiz. Her zaman kapımız kendilerine açıktır. Arzu ettikleri zaman çalışmalarına eşlik edeceğimiz gibi
il binamızda da ağırlarız. Evet. Memnuniyetle. Niçin olmasın? Çok teşekkür yani. Ederim. Çok ben sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bütün sorularımızı açık yüreklilikle cevapladı. Çok da güzel bir program oldu. Faydalı olduğumuza inanıyorum. Kısa bir reklam arasından sonra bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Sayın Zeki Kaplan'a teşekkür ediyorum. Kısa bir ara, aranın ardından haberlerimizle gece görüşü devam edecek. Değerli izleyiciler, Gece Görüşü programı Kanal 23 ekranlarında ikinci bölümüyle devam ediyor. Bir son dakika haberi hemen karşımızda. Elazığ'da kız yurdunda kalan öğrencilerden gece yarısı eylem var değerli izleyiciler. Elazığ Fethi Sekin kız öğrenci yurdunda kalan kız öğrenciler gece saatlerinde, yani çok kısa bir süre önce eylem yapmaya başladı. Yurt ücretlerine zam yapıldığını iddia eden öğrenciler bu nedenle eylem yaptıklarını ifade ettiler. Bir anda çığlık seslerinin yükseldiği duyuldu değerli izleyiciler. Gece saatlerinde Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu'nda çığlık sesleri duyuldu. Lambaları açıp kapatmaya, lambaları yakıp söndürmeye başladılar. Yurt ücretlerine zam yapıldığını iddia ederek bu eylemi başlattılar değerli izleyiciler. Görüntüler şu anda haber merkezimize ulaştı. Montajlandıktan hemen sonra bu görüntüleri sizlere aktaracağız. Kanal 23 Haber Merkezi şu anda tam kadro olay yerinde. Bir kısmı olay yerinden geldi. Görüntüleri sizlere aktarabilmemiz için. Çevrede bulunan vatandaşların anında polis ekiplerine haber vermesi üzerine polis ekiplerinin kız yurdu ve çevresinde geniş bir güvenlik önlemi aldığı da gelen bilgiler arasında değerli izleyiciler. Kız öğrenciler çığlık atarak, lambaları yakıp söndürerek yurt ücretlerine zam yapılmamasını istedi. Ama böyle bir zam yok açıklaması da geldi. Yani eğer bu mantıkla, işte dün LPG'ye zam geldi, ondan önce elektriğe, ondan önce doğalgaza, benim bütün programlarımı çığlık çığlığa yapmam gerekecek. Böyle bir zam yok ifadesine bakalım. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren bir bilgi akışı sağladı. Abdülsamet Eren'den, Gençlik Spor İl Müdürü'nden alınan bilgi şu değerli izleyiciler. 3-4 öğrencinin yurt ücretlerine zam yapıldığı yönünde haberini yurtta yayması üzerine alalım hemen. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Sevgili Serdar Açin, Lokman Polat, Tolga Sönmez ve diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu cümleyi baştan alalım. Gençlik Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren'den alınan bilgi şu. 3-4 kız öğrenci yurda gidiyor ve yurtta yurt ücretlerine zam yapıldı haberini yayıyor. Değerli izleyiciler, bu haber yayıldıktan hemen sonra öğrenciler böyle bir isyana, böyle bir eyleme kalkışıyor. Ama kesinlikle böyle bir zammın olmadığını ifade ediyor Gençlik Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren. Elazığ Ataşehir Mahallesi'nde yeni yapılan ve yeni eğitim öğretim döneminde faaliyete geçen Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşti bu eylem veya bu isyan değerli izleyiciler. Bir anda çığlık sesleri yükseldi. Tekrara düşüyorum ama son dakika ve gerçekten ben bunun örneğini de Elazığ'da çok değil, hiç hatırlamıyorum. Elazığ'da böyle bir örnek olmadı. Bir anda çığlık seslerinin yükseldiği ve odaların pencerelerinden su şişelerinin atıldığı eylemden isyana dönüşen bir olaydan bahsediyoruz. Bir anda su şişelerinin oda pencerelerinden atıldığı eylemde öğrenciler yurt ücretlerine zam yapıldığını ve yurtların da sıcak su olmadığını iddia ediyorlar. Bölge sakinleri polis ekiplerine haber veriyor ve geniş bir güvenlik önlemi alınıyor ve hala o güvenlik önlemi devam ediyor. Polis ekiplerinin kız yurdu ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde kız öğrenciler çığlıklar atıyorlar. Su şişelerini pencerelerden fırlatıyorlar. Odalarını, lambalarını yakıp söndürüyorlar.
Ve bu Elazığ'da ilk defa gerçekleşen bir eylem. Bunun bir örneğini ben hatırlamıyorum. Gençlik Spor İl Müdürü'nün Abdülsemet Eren'in açıklamasını bir kez daha tekrar edelim. Böyle bir zam yok. Yurt ücretlerine herhangi bir zam yapılmadı. Zam iddialarının tamamıyla asılsız olduğu öğrenildi. Peki bu kadar öğrenci iki kişinin zam yapıldı haberiyle mi bu noktaya geldi? Bu bir. İkincisi, varsayalım zam yapıldı söylemini duyduk. Sabah bunu teyit etmek gerekmiyor mu? Bu iki. Varsayalım sabah teyit ettik, bir zam var. Her şeye zam var. Bunu mu yapmalıydık? Hayır. Ben buradan bu kardeşlerimi zam yapılmış olsa bile yaptıkları eylemden dolayı kınıyorum. Böyle bir eylem yapılmamalı. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Bu öğrenci kardeşlerim yarın milletvekili olacak, belde yönetecek, ilçe yönetecek, ülke yönetecek, mimar, mühendis, doktor olacaklar. Evet, bir eleştiri olabilir, bir itiraz da olabilir herhangi bir şeye, ama bunun yolu şehri ayaklandırarak olmaz, olmamalı. Şehri, beldeyi, ülkeyi yönetmeyi bir tarafa bırakalım. Bu kardeşlerim muhtemelen anne olacaklar. Demokratik tepkinizi gösterebilirsiniz ama şehrimizi ayağa kaldırarak, insanları paniğe sevk ederek bunu yapmanız hiç ama hiç doğru olmamıştır. Zam haberi doğru olsaydı bile diyelim. Görüntüler hazır mı arkadaşlar? Görüntüler hazır. Evet, bahsettiğimiz eyleme şimdiki ifadeyi de ben ekliyorum. Eylemden isyana doğru, isyana dönüşen bu olaya bir göz atıyoruz. Evet, memleket sevdalısı veya objektif bir yayıncı gözüyle tamamıyla benim şahsi görüşümdür. Kınamamız gereken, tasvip etmememiz gereken bir eylemden bahsediyoruz. Bu gece yarısında gerçekleşen bu eylem. Az önce görüntüleri izlediniz. Binanın dış görüntüsünü bir alabilir miyiz arkadaşlar? Binanın, evet, dış cephesi. Görüyor musunuz? Bırakın 5 yıldızlı, 10 yıldızlı, 20 yıldızlı otel büyüklüğünde bu devlet öğrenci kardeşlerimize yurt yapmış.
dışarıdan gelmiş kardeşlerimiz burada güvenli bir şekilde barınsınlar, ihtiyaçları karşılansın ve okusunlar diye. Çığlıkları duydunuz. Susma, sustukça sıra sana gelecek sloganları da vardı. Ne oldu? Suyunuz mu kesildi? Bu mu yapmanız gereken? Yurt ücretlerine 10 TL, 20 TL, 50 TL zam mı geldi? Gelmedi ama varsayalım geldi. Bu mu yapmanız gereken? Yüzlerce kız öğrencinin gece yarısı atmış olduğu çığlıklarla o bölgedeki vatandaşlara o paniği yaşatmaya ne hakkınız var? Ne hakkınız var? Bu rahatsızlığı vermeye ne hakkınız var? Şu bina Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sizler için, siz değerli öğrenci kardeşlerimiz için yapmış olduğu şu bina yetmedi mi? Az mı geldi? Zam olmasın mı hiç? Bakın zam olmasın, ben olmaması taraftarıyım her konuda ama ülke gerçekleri var. Varsayalım oldu. Bu mu? Tencereler, tavalar, aşağıya atılan pet şişeler, tabaklar, bardaklar, çanaklar, çığlıklar, sloganlar, susma sustukça sıra sana gel. Ne olmuş da senden sonra sıra bana gelecek? Ne yani, problem ne? Bunu ben keşke hiç Elazığ'da yaşanmasaydı bu olay. Ama ben, bu benim şahsi fikrimdir, hiç kimseyi bağlamaz. Benim bütün yorumlarım aslında hiç kimseyi bağlamıyor, sadece beni bağlıyor. Kesinlikle. Bu öğrenci kardeşlerimi kınıyorum. Lütfen okuyunuz. Anneniz, babanız sizi Elazığ'a okuyasınız diye gönderdi. Meslek sahibi olasınız diye gönderdi. Vatana, millete, şehre, ülkeye faydalı olasınız diye gönderdi. Bir zam dedikodusu yüzünden veya bir zam yüzünden şehri bu şekilde hezeyana itemezsiniz. Paniğe itemezsiniz. Size her türlü imkanı veren devletinize bunu yapamazsınız. Aklınızı başınıza alın değerli kardeşlerim. Provokasyon olabilir. Varsayalım provokasyon yapıldı. Gelmeyin bu provokasyonlara. Ve güçlü bir devletimiz olduğu için, size bu muhteşem binayı ve o imkanları verebildiği için devletinize şükredin. Ama bunu yapmayın. Gecenin 12'sinde o civardaki bütün mahallelerin duyabileceği şekilde çığlıklar, yani yüzlerce kız öğrencinin çığlığını düşünebiliyor musunuz o mahallede? Tencereler, tavalar, siyasi sloganlar, değil mi? Yapmayın bunu. Okuyun, ailenize, memleketinize, ülkenize faydalı bireyler olun, olmaya çalışın. Bütün öğrenciler için söylüyorum. Bu eyleme katılmayan öğrenci kardeşlerimi de ayırıyorum. Ama şu görüntüler ne Elazığ'a yakışır ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir ilinde okuyan öğrencilere yakışır. Birliğe, beraberliğe, devletimize sahip çıkmaya ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde emniyet güçlerine ben teşekkür ediyorum buradan. Sağduyulu ve anında müdahale ettikleri için, güvenlik önlemi aldıkları için. Civardaki vatandaşlarımızın sağduyulu tavırlarına teşekkür ediyorum. Allah korusun bu olay büyüyebilirdi. Başka mecralara kayabilirdi. Provokasyon ihtimalini dört gözle bekleyen art niyetli insanlar için bu bir sebep teşkil edebilirdi. Ve bunun üzerinden başka mecralarda şehirde sıkıntılı provokasyon eylemlerine dönüşebilirdi. Bir kez daha tüm öğrenci kardeşlerime buradan sesleniyorum. Lütfen. Herhangi bir duyum için, herhangi bir zam için tepki bu değildir. Bu şehirde okumaya geldiniz. Başımızın gözümüzün üstünde yeriniz var. Devletimiz, üniversitemiz, belediyemiz, ya geçtiğimiz günlerde haberi hatırlıyorum. 3 gün önce Elazığ Belediyesi bu yurttaki öğrencilere ek seferler koydu. Bu yurttaki öğrencilere birkaç gün önce Elazığ Belediyesi, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ek otobüs seferleri koydu. Nedir talebiniz? Ek otobüs istersiniz, ek sefer belediye verir. Böyle bir bina, suyunuz, elektriğiniz, yemeğiniz, içmeğiniz, her şeyiniz var. Üniversitede okuyorsunuz ve
Ben yakıştıramadım bunu. Keşke Elazığ'da olmasaydı. Hiçbir ilde olmasa ama keşke Elazığ'da olmasaydı. Konuyla ilgili detaylar elimize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Evet. Şimdi tarihi köprü göz göre göre mi yıkıldı? Ajanda programında da tartışılmıştı bu pazartesi gecesi Ajanda programında. Birkaç gün önce Cuma gecesi Gece Görüşü Objektif programında Avukat Cengiz Gülaş'la beraber biz tartıştık. Yeni gelişmeler var mı? Bir göz atacağız. Geçtiğimiz günlerde madende yıkılan Selçuklu döneminden kalma tarihi köprünün yankıları, yıkılmasının yankıları devam ediyor değerli izleyiciler. Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 4 Nisan 2018 tarihli toplantıda köprünün yıkılması, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun belgelendiği belgeleri ortaya çıktı değerli izleyiciler. Yani yaklaşık olarak 1,5 yıl önce bu köprünün yıkılacağı zaten belgelerle bildirilmiş. Tarihi köprü göz göre göre mi yıkıldı? Geçtiğimiz günlerde madende yıkılan Selçuklu döneminden kalma tarihi köprünün yankıları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 4 Nisan 2018 tarihi toplantıda köprünün yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun belgelendiği ortaya çıktı. Kararda köprüde doğal olmayan heyelan nedeniyle tehlike arz etmesine ilişkin köprüde yıkılma tehlikesine ve deformasyona neden olan malzeme stoğunun ilgilerince kaldırılmasına da değinilmesi dikkatlerden kaçmadı. Ortaya çıkan belgede 2018 yılında alınan kararla Maden Belediyesi'nden ivedilikle köprünün restorasyon projelerinin Karayolları Genel Müdürlüğü'nce hazırlanması ve onarım projelerinin kuruma iletinceye kadar can ve mal güvenliğine yönelik önlemlerin belediye ve kaymakamlıkça alınması istendi. Yine birkaç gün, iki gün öncenin önemli bir gelişmesi, önemli bir haberi. Elazığ'da 4 ilçe, AK Parti'ye ait 4 ilçe de değişiklik yapılmıştı. Atamalar yapılacaktı. İsimler Ankara'ya çağrılmıştı değerli izleyiciler. AK Parti Genel Merkezi Elazığ'ın 4 ilçesinde yönetim kurulu değişikliği kararını almıştı. Hangi ilçelerimizdi bu? Kovancılar, Karakoçan, Ağın ve Keban il başkanlarının aynı zamanda yönetim kurullarının istifası istenmişti. Şimdi 3 ilçeye atama yapıldı değerli izleyiciler. Görevden alınan hızlı süreç herhangi bir polemik, herhangi bir zaman kaybı olmasın diye bu da oldukça mantıklı. Süreç çok hızlı işletildi. 2 gün içerisinde istifalar istendi ve atamalar yapıldı. AK Parti Ağın ilçe başkanı Mehmet Ağın, AK Parti Karakoçan ilçe başkanı Ülküşan Özdemir, AK Parti Kovancılar ilçe başkanı Selami Sarıpolat. İlçe başkanlıklarına atanan isimler bunlar. Sadece Keban ilçesi kaldı. Keban ilçe başkanlığı için ise henüz netlik kazanan bir durum yok. Hatırlayalım, Keban ilçe başkanının istifasının istenmesinin hemen ardından yaklaşık 50 kişi AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı değerli izleyiciler. Var mı görüntü elimizde? İzleyelim. AK Parti Genel Merkezi Elazığ'ın 4 ilçesinde yönetim kurulu değişikliği yapma kararı alarak Kovancılar, Karakoçan, Ağın ve Keban ilçe başkanlarının ve yönetim kurulunun istifasını istemişti. Bugün yeni atamalar gerçekleştirildi. AK Parti Genel Merkezi'nin atamalarına göre Ağın ilçe başkanlığına Mehmet Ağın, Karakoçan ilçe başkanlığına Ülküşan Özdemir, Kovancılar ilçe başkanlığına ise Selami Sarıpolat atandı. Keban ilçe başkanlığı için ise henüz atama gerçekleşmedi. Programımızın ilk bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Sayın Zeki Kaplan'ı konuk aldık. Dakikalar önce uğurladık. Her şeyi sorduk aslında. Cevaplarını aldık.
görevimin başındayım dedi Sayın Zeki Kaplan. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partiler kurumsaldır. Bir il başkanının istifası isteniyorsa resmi yazı gelir. Ama bana gelen bir yazı yok dedi. Görevimin başındayım dedi. İstifamın istendiği söylentidir dedi. İstifamın istenmesini Elazığ'dan birileri talep etmiş. Bunu da öğrendik dedi ama isim alamadık. Biz bugün açılan, daha doğrusu saat dakika itibariyle dün hizmete açılan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ yeni il binasına bir göz atacağız. Sayın Zeki Kaplan ve yönetimi örgütü tanıttı. Tanıtımda il başkanı Zeki Kaplan basın mensuplarına önemli açıklamalarda da bulundu. CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan istifa iddialarına cevap verdi. Kamuoyundaki gerçekleri yansıtmayan tüm söylemlere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ve yönetim olarak görevimizin başında olduğumuzu partilerimize, aziz hemşerilerimize ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve partilerime duyurmak istiyorum. CHP İl Başkanı Kaplan tüm iddialar asılsızdır, görevimin başındayım dedi. Sorumluluk içerisinde partimizin tüzüğüne, programına uygun hareket ettik. İstikametimizi ve yönümüzü her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin disiplininden aldık. Tüm partilerimizi ve parti yöneticilerimizi bu sorumluluğa uygun davranmaya davet ediyoruz. 41 yıl aradan sonra bizlere Elazığ ilinde Cumhuriyet Halk Partisi adına milletvekili çıkarma mutluluğunu yaşatan aziz Elazığ halkına ve bu seçim kampanyasına özverili bir şekilde çalışan örgütümüze teşekkürlerimi ve minnetlerimi bildiriyorum. İl binasında basın mensuplarına tanıtan Kaplan, bu binanın hem hemşerilerimize hem de partililere de hayırlı olması temenni ediyorum dedi. Genel başkanımız ve genel merkez yöneticilerimiz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 1980 yılından bu yana yaklaşık 40 yıldır kullanmakta olduğumuz parti binamızın ömrünün doldurulduğunu ve vatandaşlarımıza hizmet vermek konusunda sıkıntılar yaşadığımızı ifade ettik. Bunun üzerine Sayın Genel Başkanımız Elazığ'a yeni bir parti binası kazandırılması hususunda gerekli talimatları verdi. Gece görüşü devam ediyor değerli izleyiciler Kanal 23 ekranlarında. Metin Şentürk hepimizin sevdiği bir sanatçı. Bir dönem çok popülerdi. O dönem de seviliyordu. Şimdi de şahsen ben seviyorum. Sevimli, sempatik, başarılı bir sanatçımız. Elazığ'ın saklı kanyonlarını paylaştı ve herkesi gülümsetti değerli izleyiciler. Önce saklı kanyonlarımızdan bahsedelim. Dün konuştuk. Uzun sürede konuşacağız. Uzun sürede konuşmamız gerekiyor değerli izleyiciler. İnanın böyle bir güzellik ben zannetmiyorum Türkiye'de kaç ilde vardır, dünyada kaç bölgede vardır bilmiyorum. Keşfedilmesi muhteşem bir şey. Önce bunu biraz konuşalım. Elazığ'da Keban ve Karakaya barajlarının bağlantısında bu yaz, yani birkaç ay önce keşfedilen ve turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen Saklı Kapı ve Karaleylek kanyonları. Ulusal'da da geniş bir yer buldu. Tüm Türkiye öğrendi. Şimdi işin güzel ve mücadele verilmesi gereken noktası buraya on binlerce turistin gelmesi. Bu noktada Sayın Valimiz geldiği günden beri çok ciddi mücadeleler veriyor. Hatırlasam tarihini bir yıl önce bir yorum yapmıştım. Sayın Valimiz bu mücadeleleri veriyor ya, ne olursunuz sabırsız olmayın. Bunlar kısa vadede geri dönüşü olmayabilir. Ama uzun vadede Sayın Valimizin bu çalışmaları elbet bize geri dönecektir dedim. Bu yorumu yaptım ve ne mutlu bana ki o yorumumda haklı çıktığımı şu an gururla görüyorum ve söylüyorum. Evet, ulusal medyada yer almasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sanatçı Metin Şentürk de Elazığ'ın bu güzelliklerini ben görebilecek miyim? Ama bir sanatçımız, gözleri görmeyen bir sanatçımız ve bu özelliği üzerinden de oldukça nükteden espriler, cümleler kurabilen bir sanatçımız. Metin Şentürk diyor ki, Elazığ'ın bu güzelliklerini ben de görebilecek miyim? Bu paylaşım ile destek verdi Elazığ'a. Metin Şentürk'e buradan teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Valisi. Sevgili Metin Bey, Metin Şentürk'e,
Siz gelin bu muhteşem güzellikleri göstermek benden. Dünyanın saklı cennetine beklik. Elazığ şivesiyle muhteşem. Metin Şentürk'ün paylaşımına bakalım. Yahu Sayın Valim, Çetin Oktay Kaldırım. Elazığ'ın bu güzelliklerini ben görebilecek miyim? Harikasınız. Dünyaya büyük bir tarihi değer kazandırdınız. Elazığ'ın saklı kanyonları hashtag ile paylaşmış. Muhteşem bir Metin Şentürk paylaşımı, ardından zekice, misafirperverce, sempatik ve tamamıyla pozitif manada buram buram Elazığ reklamı kokan bir vali paylaşımı cevaben. Teşekkür ediyoruz Elazığ valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın sosyal medya hesaplarından dünyanın en görkemli mekanı Elazığ'ın dünyaya sunduğu eşsiz iki muhteşem kanyon, Saklı Kapı ve Karaleylek Kanyonları sizleri bekliyor. Elazığ'ın Saklı Kanyonları Come to Elazığ paylaşımı Türkiye'nin gündemine girdi. Elazığlı vatandaşların da yoğun destek verdiği Elazığ'ın saklı kanyonları Come to Elazığ etiketi kısa sürede de Twitter'da TT olarak Türkiye gündemine girdi. Ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün "Yahu Sayın Valim, Elazığ'ın bu güzelliklerini ben görebilecek miyim? Harikasınız, dünyaya büyük bir tarihi değer kazandırdınız." paylaşımı ise gülümsetti. Her gece olduğu gibi bu gece de haber merkezimiz, kameraman arkadaşlarım, yayın odasındaki arkadaşlarım, muhabir arkadaşlarım hepsi muhteşem çalıştılar. Sıcağı sıcağına anında bize haber akışını sağladılar. Yarın gece saat 23'te Kanal 23'te görüşmek, buluşmak umuduyla hoşça kalın.